Evet, Samsun Gıda Organize'de şirketimizin önündeyiz. Etrafa pislik her gün logarlardan çıkıyor, yayılıyor. Ama bu pislik Gıda Organize'ye yakışmıyor. Evet, Samsun Gıda Organize'de şirketimizin önündeyiz. Burası Gıda Organize Müdürlüğü'nün ilgilenmesi gereken logar. Buradan her gün yola pislik akıyor. Burası, ben şirket kuruldu kurulalı abartmış da olmayayım ama bunlar rogardan çıkan pislik. Bugün bu rogar tıkandığı için şirketimiz pislik altında kaldı. Onu da göstereceğim birazdan. Evet. Şimdi şuradaki logar kapağından buraya yürüdüm ve buraya geldik. Bizim burası tıkalıydı. Tıkalı olmasının tek sebebi de yoldaki logarın tıkanmış olması ve akabinde buranın da tıkanması. Şimdi fabrikamızın zemininin nasıl pislikte dolduğunu göstereceğim. Evet, burası da şirketimizin bodrum katı. Ve bunlar hep pislik suyu. Yani ben öyle söyleyeyim, siz doğrusunu anlayın. Hep yukarılardan pislik suyu bastı. Burası bir gıda üretim şirketi. Ve aidatımızı almayı hiç geciktirmeyen Gıda Organize Müdürlüğü daha bir kere, bırakın logartayı yapmayı, daha bir kere etraftan çöpleri topladığını görmedik. Kendi çalışanlarımız belli süre aralıklarla fabrikanın etrafındaki, yoldaki, hatta yolun karşısındaki çöpleri bile kendi imkanlarımızla toparlayıp hiç değilse Gıda Organize'nin, yani gıdayla alakalı bir organizenin temiz görünmesi için çabalıyoruz. Yollarımız berbat halde. Etrafa pislik her gün logarlardan çıkıyor, yayılıyor ve burası Gıda Organize. Evet, tekrar yola döndüm. Burayı da iyice göstermek için. Bakın, bizim olmayan karşı kaldırımdaki çimler dahil. Çimleri hepsini biz kesiyoruz. Çöpleri karşı taraf çimlerin üstüne atmasına rağmen o çöpleri de biz topluyoruz. Yolların temizliğini biz yapıyoruz. Ama bu akan, görüyorsunuz, bu yağmur suyu değil. Bu pisliğe daha doğrusu müdahale edemiyoruz. Bu logar tıkanıyor. Belediye demeyeyim, Gıda Organize Müdürlüğü belki 3 ayda bir, abartmış olmayayım, belki bir kere gerekli kişileri buraya getirtip bu logarı açıp gidiyor. Ama yollarımız zaten perişan. Devamlı kamyon geçtiği için o konuda bir şey söylemiyor. Çünkü yeterince söyledik ilgili yerlere. Ama bu pislik Gıda Organize'ye yakışmıyor. Burası leş gibi kokuyor. İnsanların arabaları her gün buralardan geçiyor. Ya şuranın kendi imkanlarımızla açılması, tıkanıklığın giderilmesi ne demek? Bakın, akıyor. Tıkalı çünkü, bir yere gitmiyor. Ve daha, yani bize gelir gelmez biz bu Gıda Organize'ye ayda dağıtımızı ödüyoruz. Ama daha bir kere bile çöp toplamaya geleni, temizlik yapmaya geleni görmedik. Evet.